Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, akıllara durgunluk veren çarpıtma geldi. Pentagon sözcüsü Patrick Reeder, Amerika'nın Kuzey Irak'ta düşen PKK-YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak'ta aldıkları eğitimlerle ilgili olmadığını öne sürdü. Söz konusu uçuşları takip edip etmediklerine dair açıklama ise gelmedi. Amerika'nın Suriye'de desteklediği SDG ismini kullanan PKK-YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak'ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor. Peki Amerika'nın fonları PKK-YPG'nin kullandığı helikopter için kullanıldı mı? Kıymetli izleyenler, Pentagon sözcüsü Reeder, Anadolu Ajansı muhabirinin günlük basın toplantısında ortağınız PKK-YPG-SDG bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak'ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim-değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. Amerikan ordusunun Kuzey Irak'taki bu sözde eğitim-değişim görevindeki rolü neydi? Amerika tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı sorusunu şu şekilde yanıtladı. Amerika'nın SDG helikopter uçuşuyla hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DAEŞ'la mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum, bu helikopterler olayında Amerika'nın veya koalisyonun hiçbir dahli yok. Öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok. Bunun üzerine bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü Amerika eğitiyor ve Amerika donatıyor. Amerika'nın sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye'ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz sorusunu yöneltti. SDG ismini kullanan PKK-YPG'nin Amerika'dan aldığı silah ve fonları Türkiye'ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen Amerikalı general, örgütle DAEŞ'ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi. Reeder, dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum, herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka ifade etmemi istediğinizden emin değilim ifadelerini kullandı.